Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir. Demokrasiyi kabullenen kişi de kafirdir, fasıktır ve zalimdir bu ayet-i kerimelere göre. Evet soru bu. Cevabı ise şu. Sapla saman birbirine karıştırılıyor. Şimdi bu konuyu ele alacağım. Maide suresi 44, 45 ve 47. ayet-i kerimeler. Bana bu eksende birkaç tane soru geldi. Hatta belki daha fazla birkaç taneden. Kimileri diyor ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, fasıkların, zalimlerin ta kendileridir. Bunu nasıl anlamalıyız? Kimileri de diyor ki bu ayet-i delil göstererekten demokrasiye inanma, İslam haricindeki bir sistemde yargıda bulunma insanı kafir, fasık ve zalim yapar. Doğru mu? Şimdi gördüğünüz gibi Kafalar alabildiğine karışık. Aynı ayet-i kerimelerden bahsediliyor ama kimisi çok doğru bir soru soruyor. Bu ayet-i kerimeleri nasıl anlamalıyız diyor. Kimisi parçalı ama doğru bir soru soruyor. Ayet-i kerimenin son cümlesini nasıl anlamalıyız diye soruyor. Kimisi de bunun üzerinde yorum yapmış. O yorumu bir hüküm haline getirmiş ve arkasından bu yorumum doğru mu diye soruyor. Şimdi o yorumun doğru olup olmadığını yapacağım izahlardan sonra siz kendiniz çıkartın lütfen. Ayet-i kerimeleri nasıl anlamalıyı sorusu vardı ya hani doğru soru. O doğru soruyu doğru bir şekilde cevaplandırmak ancak o ayetlere bir bütün olarak bakmakla mümkündür. Ben böyle çok uzun vadeli konuşmayı istemediğimden çünkü YouTube seyircisi çok böyle uzun vadeli konuşmaları çok e, kabullenmiyor anlayabildiğim kadarıyla. Onun için sadece bir tek ayet-i kerimeni detaylı olarak ele alacağım 44'ü. 45 ve 47. ayet-i kerimenin de sadece özetini sunacağım. Sonra yorumlarıma geçeceğim. Cenab-ı Hak Maide suresi 44. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnne enzelne tevrate fiha hudan ve nur. Yahkumu bihen nebiyyun ellezine eslemu lillezine hadu ve'r-rabbaniyyun ve'l-ahbaru bimastuhfizu min kitabillah ve kanu alayhi şuhada. فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Yahudilerin arasında Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin kendisiyle hükmettiği içinde nur ve hidayet bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Sadece lafzın taşımış olduğu anlam itibariyle bu ayete baktığınız zaman ne görüyorsunuz? 1 ayet-i kerime Yahudilerden bahsediyor. Yahudiler içerisinde kendilerini Rablerine teslim etmiş olan peygamberlerden ve ruhanilerden, din bilginlerinden veyahut da kendilerini Allah'a ibadete salmış olan ruhban kısmından kesiminden söz ediyor. İki, Tevrat'tan söz ediyor. Üç, o Tevrat'ın ayetlerinin az bir bedel karşılığında satılmamasından söz ediyor. En sonunda da diyor ki işte bu ayetlerle hükmetmeyenler kafirlerin kendileridir diyor. Gördüğünüz gibi ayetin Müslümanlara hitap eden yönü, dolaylı olarak hitap eden yönü ayrı bir olay. Ayet Yahudilere ait tarihsel bir hadiseden Tevrat'ı korumaları gerekli olan insanların az bir bedel karşılığında o ayetlere rağmen hüküm vermelerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu çerçeveyi çok 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 iyi anlamak lazım. Pekala sebebin üzünle sebebin şu. Malum Allah Resulü Sallallahu Medine'de bulunduğu dönemde anlaşma yapmış oldukları Medine vesikasına göre böyle federal meselelerde genel hükümler geçerli ama özel meselelerde mesela aile hukukuna alakadar eden meselelerde ise Yahudiler kendi hukuklarına işte müşrik Araplar kendi kabile hukuklarına göre hüküm verebiliyorlardı. Burada bir zina hadisesi var ve bu zina hadisesinin hukuki bir cevap verilmesi gerekiyor. Bu noktada Yahudiler kendi aralarında bu hükmü verebilecek iken devlet başkanı ya da eşitler arasında birinci olarak seçmiş oldukları Allah Resulü sallallahu ve selleme geliyorlar ve bu konuda hüküm vermesini istiyorlar. Efendimiz de diyor ki bunu niye göre istiyorsunuz yani Tevrat'ın ahkamına göre mi vereyim yoksa diyor. Onlar diyor ki hayır Tevrat'a göre hükmü ver ama sen ver bu hükmü diyorlar. Efendimiz de Tevrat'ı getirtiyor ve Tevrat'ta bu konuyla alakalı Ayeti kerimenin yerini göstermelerini istiyor o insanlardan. Onlarsa sanki bu mevzuda hiçbir ayet yokmuş gibi o ayetin üzerini elleriyle kapatıyor. Ve işte bu ayeti kerime onun üzerine nazil oluyor. Yani zina eden insanların Yahudi şeriatına göre nasıl bir ceza verileceğini belirler iken o Yahudilerin bu cezayı almamak için böyle Tevrat'ın ahkamının üzerini kapatmaları üzerine nazil oluyor. Ve yahküm bime yahkum enzel Allah Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayet gelmesinin nüzul sebebi budur. Pekala 45. ayet 45. ayette yine Yahudilerle alakalı hak sahibinin böyle bir kıtal hadisesi var ve yasal varisçileri kısas istiyor, affetmiyor. Onun üzerine nazil oluyor. Eğer hak sahibinin o kısas istemesini kabul etmiyorlar, bunun yerine başka bir şey öneriyorlar. İşte o zaman da aynı şey söyleniyor fakat burada ifade edilen son yüklem zalimler. 47. ayet-i kerimeye gelince orada Hristiyanlarla alakalı ahlaki öğretiler sunuluyor ve o ahlaki öğretilere uymayan insanlara da faulake humul diyor. Fasıklardır deniliyor. Şimdi değerli izleyiciler, ayet-i kerimelerin sebebi nüzulu, ihtiva ettikleri mana ve muhatapları belli. Pekala bu ayetlerin ister nüzul ortamında Müslümanlara vermiş olduğu mesaj, isterse ayet-i kerimelerin Kur'an'da yer alıyor oluşuyla bize vermiş olduğu mesaj nedir? Yani bunun üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Yoksa bu ayet-i kerimeler direkt olarak müminlere hitap etmiyor ama müminlere dolaylı olarak hitap ediyor. İşte buradan hareketle biz bu ayet-i kerimeleri nasıl anlayabiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz diyor iseniz şayet. Özellikle o son kesim söz konusu olduğu için. Tarihi sürece bakıyorum. Tarihi süreçte Hazreti Ali'nin Muaviye bin Ebu Süfyan'la yapmış olduğu o iktidar mücadelesinde, Sıffin Savaşı'nda, Sıffin Savaşı'nın sonlandırmak adına bir hakem olayı var biliyorsunuz. Hakem tayin edelim diyorlar ve... Hakemler bu hükme karar versin, bir hüküm versin ve bu mesele bitsin artık diyorlar. Amr ibn As, Muaviye bin Ebu Süfyan tarafını, efendim Ebu Musa el-Eşari de Hazreti Ali'nin hakemi olarak devreye giriyor. Ama orada bir grup, la hükme illallah, hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir diye isyan ediyor. Bizim hariciler dediğimiz grubun çıkış noktası burasıdır. İşte bu insanlar tutuyorlar, bu ayet-i kerimeleri sloganlaştırmış olduğudur. La hükme illallah meselesini ayetlerle delillendirmeye çalışıyorlar. Ve men lem yahkum bima enzelallah Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, fasıkların, zalimlerindir. Ta kendileri ayetlerini bu hakem olayında okuyorlar. Büyük bir ihtimalle bu mevzu demokrasiyi kabul eden, İslam haricindeki bir sistemde yargı mensubu olan dolayısıyla bu insanlar bunu kabulleniyorlarsa kafirdir, fasıktır, zalimdir denilmesinin temel noktası, çıkış noktası da burası olsa gerektir. Ben ise düşüncelerimi şöyle özetleyebilirim bu konuda. Sebebin üzüllerini gördük. Ortamı gördük. Ayet-i kerimelerin muhtevalarına vakıfız. Bu ayet-i kerimelerin muhtevalarından hareketle oy kullanma insanı kafir yapar diyebilir misiniz? Demokratik sistemi kabullenmek insanı kafir yapar, fasık yapar, zalim yapar diyebilir misiniz? Eğer diyor iseniz bunlar ayet-i kerimenin maksadını da vermek istediği mesajı da anlamamanın ta kendisidir. Çok uç yorumlardır bunlar. Tekrar söylüyorum, çok uç yorumlardır. Eğer daha geniş perspektenden bakacaksanız ki ben şahsen öyle bakıyorum, isterseniz o bakışı söyleyeyim sizlere. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir, fasık, zalimlerin ta kendileridir noktasında çok geniş bir perspektif çizeceğim. Nedir biliyor musunuz? Allah'ın indirmiş olduğu, insanlara indirmiş olduğu mesele sadece ve sadece kutsal vahiy midir? Yani vahiy mi indiriyor? Kutsal kitapları mı indiriyor? Sünnetullah'a ne diyeceksiniz? Yani kainatta var ola gelen tabiat kurallarına, tabiat yasalarına. Akla ne diyeceksiniz? Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu akla. Empirik bilgi dediğimiz yani tecrübi bilgilere ne diyeceksiniz? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın indirdiği şeyler değil mi? Ve ondan öte örf ve adete, marufa, insanlığın ortak kazanımı diyebileceğimiz ve ta ilk insandan bu yana böyle üzeri katlana katlana kar topu gibi büyüye büyüye gelen değerlerimize ne diyeceksiniz? Dolayısıyla Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler dediğiniz zaman Allah'ın indirdiklerini sadece vahye inhisar ettirmemek lazım. Bilgi de var bu işin içinde, tecrübe de var bu işin içinde, tabiat yasaları da var bu işin içinde. Onlara bir bütün olarak bakmak ve onların harmanlaması itibariyle ortaya bir sistem, ortaya bir düzen, ortaya bir zihniyet ve anlayış koymak gerekmektedir. Başta ne demiştim? Demokratik sisteme inanmak insanı kafir yapar mı diyor ve arkasından bu ayetleri gösteriyorlar diye delil olarak. Ben sonucu şöyle bağlamıştım hatırlarsanız. Sapla samanı birbirine karıştırma. Eğer ayet-i kerimeleri sadece ve sadece bağlamından kopartıp sadece lafsi anlamıyla esas alırsanız, dış bağlam, iç bağlam dediğimiz o bağlamlardan kopartıp sadece ve sadece lafsa ve lafsın taşımış olduğu anlama inhisar ettirirseniz, sadece öyle anlamaya çalışırsanız işte karşınıza çok acube bir sonuç ortaya çıkar ve çıkan bu sonuçta Allah'ın maksadına aykırıdır, Kur'an'ın mesajına aykırıdır. Bu konularda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Aksi takdirde yeni bir Kur'an üretimi, aksi takdirde Allah'ın muradı olmayan bir şeyi onun muradıymış, onun maksadıymış gibi hayatımıza taşımış olursunuz ve taşımış oluruz. Allah muhafaza buyursun. Evet, sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Eleştirileriniz, sorularınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.